CIA Yunanistan'da yeni ve çok gizli bir operasyon peşinde. CIA Başkanı William Burns Dede Ağaç'a gitti. Ziyaret o kadar gizliydi ki Yunanistan'ın bile haberi yoktu. Türk medyasından öğrendiler. Henüz resmi bir açıklama yok. Ancak Amerika bir yandan Yunan adalarını silahlandırıyor. Bir yandan da Ukrayna'ya gönderdiği silahları Dede Ağaç'tan naklediyor. Dolayısıyla yanı başımızda bir Amerikan kasabası kurulmuş durumda. CIA Başkanı Dede Ağaç'ı ziyaret etti. Yunanistan'ın bile haberi olmadı. Öylesine ki Yunan medyası da şoktaydı. Haberi Türk gazetelerinden duyurdu. CIA Başkanı William Burns 30 Mayıs'ta Atina'daydı. Ziyaret yine gizli tutuldu. İsmi açıklanmayan yetkililerle görüştü. Ülkesine döndüğü sanılıyordu ama Yunan haberciler ortaya ilginç bir iddia attı. Burns Yunanistan'dan ayrılmamıştı. Bir gün sonra 1 Haziran'da Dede Ağaç Limanı'nı ve Meriç Nehri'nin Yunan tarafında inşa edilen Amerikan üssünü ziyaret etti. Üstelik Yunan güvenlik güçlerine bile haber verilmedi. Dede Ağaç, Ukrayna-Rusya savaşı yüzünden adeta bir Amerikan üssüne döndü. Çünkü Biden yönetiminin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar buradan deniz yoluyla naklediliyor. Ya. CIA Başkanı'nın hemen ardından Amerika Atina Büyükelçisi de bölgeye gitti. İkili teftiş bahanesiyle bir araya geldi. Resmi olarak bir üs kurulmamış olsa da Dede Ağaç nakliye bahanesiyle küçük bir Amerikan kasabasına dönmüş durumda. Yunan yetkililerse duruma sessiz. Milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma bir testi daha başarıyla geçti. Haberi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar duyurdu. Twitter hesabından Kızıl Elma'nın yeni görüntülerini de paylaştı. Kontroller yapıldı. Piste çıktı. Havada süzüldü. Türkiye'nin savunma sanayide göz bebeklerinden biri olan Bayraktar Kızıl Elma'dan bir başarı daha geldi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Kızıl Elma'nın etkileyici yeni görüntülerini paylaştı. Bayraktar paylaşımında Türkçe ve İngilizce olarak Kızıl Elma, orta irtifada bir testini daha başarıyla tamamladı dedi.